Herkesin keyfi Anladım. yerinde. Merhaba hocam, sağ olun. Merhabalar. Siz nasılsınız? Hamdolsun iyiyim ben de. Allah'a bir şükür. Başlayalım dersimize. Yavaştan arkadaşlar da geliyor zaten. Hocam Ulaş Bey gelemeyecek, onu bildirmem istedi. Bir Tamam. hastası var, babasının ameliyatı varmış bugün de. Ha, geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Sağ olun, iletirim hocam. Şifalar versin. Amin. Evet, bugün arkadaşlar önemli bir konu işleyeceğiz. Misyon ve vizyon bildirilerini işleyeceğiz. Misyon ve vizyon nedir? Bunun üzerinde biraz duracağız. Önemli şeylerden birisi, konulardan birisi stratejik planlarda. Özetle kurumun stratejik şeyini belirten, duruşunu belirten iki ana cümle aslında bu. Cümle ya da cümleler. Misyon ve vizyon ifadeleri. Bunları pek çok yerde duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür, okumuşsunuzdur. Kendi kurumlarınızda da ve başka kurumlarda da hep bu misyon ve vizyon ifadelerine yer verilir. Bunların şöyle bir özelliği var. Genelde misyon ve vizyon ifadeleri böyle basma kalıp sürekli diğer firmaların yazdığı misyonları taklit eden birbirine benzer ifadeler olarak ortaya çıkıyor. Biraz böyle hayali, afaki şeyler yazılıyor, süslü cümlelerle. Misyon ve vizyon ifadeleri yazılıyor. İnternet sitelerine konuluyor, stratejik planlara konuluyor. Halbuki bunlar özel bir. Bunlar özetle sizin aslında üçüncü partilere yani kamuoyuna ya da müşterilerinize, paydaşlarınıza kendi firmanızı ve firmanızın var olma nedenini ve hedeflerini ifade eden iki bildiri. Misyon ve vizyon bildirisi. Bunlar o açıdan önemli. Önemli olduğu için de bugün üzerinde biraz duracağız. Şimdi misyonla başlayalım. Misyon nedir? Misyon neyi, niye biz misyon ifadeleri yazma gereği duyarız? Bunun nedeni ne? Şimdi en böyle basit şeyle, tabiriyle misyon bizim şu anda neden var olduğumuzu, ne yaptığımızı ortaya koyar. Yani firma olarak ne yapıyoruz? Amacımız ne? Yaptığımız ana faaliyetler neler? Bu misyon bildirisi var olma nedenini söyler. Yani günlük yaptığımız işler değil de genel amaç doğrultusunda biz neyi başarmak için varız veya neyi başarmak için var oluyoruz. Yani temel bizim faaliyetlerimiz neler, misyonumuz neler. Ve buna biraz örnek verirsek mesela bir üniversitenin misyonu nedir diye düşündüğümüz zaman bir üniversitenin misyonu yani ağırlıklı görevi yani yapmak istediği görev niye bir üniversite açarlar? Bir eğitim vermek için değil mi öğrencilere? Yani bir eğitim sağlamak için, yüksek öğretim. Gerekli mesleki yetkinlikleri öğrencilere kazandırmak için. Yüksek öğretim bir. İkincisi araştırma yapmaktır. Bilimsel makalelerle bilime katkı sunmaktır. Ve düşündüğünüz zaman bu ikisi evet temel misyonumuz olarak ortaya çıkıyor bir üniversitenin. Temel misyonu dediğimiz zaman. Bunu anlıyoruz. Şimdi benzer şekilde bunu net bir şekilde belirtmek gerekiyor. Bazen bir misyon karmaşası oluyor. Firmaların tam olarak yaptıkları şeyi ifade edememesi anlamına geliyor. Veya da ne yaptığını tam olarak bilmemesi sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Misyon çalışmasında da biz temel faaliyetlerimizi, ana faaliyetlerimizi söyleyeyim, diye ifade edeyim. Yaptığımız temel fonksiyonları, yerine getirdiğimiz fonksiyonları tanımlamaya çalışıyoruz, özetlemeye çalışıyoruz. Misyon çalışmasında. Ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Kurumun bu ana faaliyet alanını, görev alanını belirtmek demek için neler yapabiliriz? Bir, kurum hangi üst amaçları gerçekleştirmek için kurulmuştur? Hangi ana hedeflerimiz var? Varoluş amacımız ne bizim? Niye bu firmayı kurduk? Ne yapıyoruz? Hangi boşluğu dolduruyoruz? Ne tür bir katkı sunuyoruz? Eğer biz olmazsak ne gibi eksiklikler ortaya çıkar? Ne eksik kalır sektörde? Ne yapıyoruz? Ve toplumsal anlamda, sektörel anlamda ve vatandaş düzeyinde ne tür katkı sunmayı düşünüyoruz? Şimdi burada sektörel katkı, toplumsal katkı, vatandaş katkısı tabii şey gibi gözüküyor ilk baştan. Kâr elde etmeye odaklanmış bir firma için buna önemsiz gibi gözüküyor. Yani sektörel bir kâr maksimizasyonudur her firma. İşte kendi hissedarlarını zengin etmeye çalışır. İşte ne yapar? Daha çok kâr elde etmeye çalışır. Daha çok para kazanmaya çalışır. Ana hedefi budur gibi aslında düşünebiliriz. Yani niye böyle bir zaman bir toplumsal katkı, vatandaşa olan katkı, sektör olan katkı diye böyle bir şeyden bahsediyoruz. Aslında firmalardan beklenen biraz daha fazlası. Temel misyonlarınızı yerine getirirken sizin bu misyonlarda sadece para kazanmak, sadece zengin olmak misyonunu gütmeniz beklenmiyor. Bunun yanı sıra
topluma, içinde yaşadığımız topluma ve çevreye de, doğal çevreye de, topluma da, insanlara da bir katkı sunmanız gerekiyor. Onların da gelişimine hem ekonomik refah anlamında hem de sosyal değişim, dönüşüm anlamında katkıda bulunması bekleniyor firmalarda. Yani en kapitalist sistemlerde bile bir firmanın kar etmek, elde etmesi demek, bir firmanın kar etmesi demek, toplumsal bir katkıyı da içinde barındırır. Ne demek bu? Mesela siz bir firma kurduğunuzda aslında bir iş imkanı sunmuş oluyorsunuz. Pek çok insanı istihdam ediyorsunuz. Onların ailelerini geçim kaynağı oluşturmuş oluyorsunuz. Ekonomik bir refah ortaya koyuyorsunuz. Yani bir firma olmasa, özel sektörde faaliyet göstermese, kapansa belki binlerce kişi işsiz kalıyor. O binlerce kişinin ekonomik yükü topluma, devlete, içerisindeki çevreye sorunlarla çıkıyor. Bu anlamda yani sadece siz kar elde etmeyi amaçlayan bir firma olarak çalışsanız bile aslında topluma ekonomik refah anlamında bir katkı sunuyorsunuz. Bu önemli bir bakış açısı. Burada tabii kendinize misyon edindiğiniz farklı şeylerle aslında toplumsal düzeyde ve doğal çevre düzeyinde de ekstra katkılar sunmayı da düşünebilirsiniz. Bunlar biraz daha farklı konular ama niye burada bir bu düzeylerde katkı düşünüyoruz diye bunu bahsetmek istedim. Temel olarak geri dönersek biz şeyimize, meselemize geri dönersek, şu anda sesim geliyor değil mi? Şimdi okudum Önder Bey mesajınızı. Hocam kesiliyor ara ara. Bir de donma oluyor. Ben de mi yaşıyorum bilmiyorum diğer arkadaşlarım. Evet şu hocam kesiliyor. Şu anda da öyle mi? Evet. Kesiliyor hocam. Bende de oluyor kesilme. Biraz bakayım. Sizin internette mi problem hocam? Evet bende de oluyor hocam. Bakalım değil. Bakayım bir saniye. Farklı bir internet açayım. Telefondan bağlanayım. Ekranına yaklaşınca biraz daha düzeliyor gibi hocam. Şu anda iyi mi? Evet. Tamam, şu anda iyiyse devam edelim. Eğer tekrar bulursa siz yine yazın. Ben değiştireyim interneti, telefondan bağlanayım. Tamam hocam. Şimdi bu misyon geliştirmede bahsettik ya, toplumsal, sektörel ve vatandaş düzeyinde katkıları, amaçlarımız neler bizim? Üst amaçlarımız neler? Niye varız? Niye var oluyoruz? Neyi ne eksik sektörde ve biz neyi tamamlıyoruz sorularını düşünmemiz lazım. Yani katkı düzeyimiz ne? Vatandaşa ne kazandırıyoruz? Sektöre ne kazandırıyoruz? Topluma ne kazandırıyoruz? Ve buradaki bizim amaçlarımız neler? Bunları düşüneceğiz. Şimdi misyon ifadesini geliştirirken, bunu düşünürken de temel görev ve faaliyet alanlarımızı ilk olarak belirlememiz gerekiyor. Şimdi hangi temel görevleri, faaliyetleri biz yapıyoruz ve birbirinden ayırt edebileceğimiz farklı stratejik eksenler, faaliyet alanları var mı? Bu iki soru önemli. Şu görselde daha çok bunu daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bir firmanın, bir kurumun gerek kamu kurumu olsun, gerek özel sektörde olsun arkadaşlar, temelde birkaç stratejik eksen dediğimiz bunlara, stratejik eksen de diyoruz, temel faaliyetleri vardır. Yani bu temel faaliyetlerle sektörde var olurlar. Neler yaparlar mesela? Üretim yaparlar. Neler yaparlar? İşte bir atıyorum üretimse ne üretirler değil mi? Farklı alanlarda, farklı işler, iş kollarında üretim yapıyorlar mı? Mesela enerji sahibi düşündüğünüz zaman, genel şey olarak, firma olarak düşündüğünüz zaman dağıtım bir temel faaliyeti mesela, satış ayrı bir faaliyeti. Başka var mı? Enerji adamları arkadaşlar yardımcı olabilecek. Dağıtımı ayrı, satışı ayrı. Zaten ayrı firmalar olarak konumlandırmışlar onlar da. Böyle bir şey olduğu için, farklılık olduğu için. Üretim olabilir. Mesela üretim elektrik üretiyorsa o da üretim ayrı bir faaliyet olarak, temel faaliyet olarak ortaya çıkıyor bu buralarda. Bunları ilk başta bizim bir ayırt etmemiz gerekiyor firma için. Kendi seçtiğimiz firmalar için. Acaba hangi temel faaliyetlerde biz faaliyetlerde bulunuyoruz? Mesela üniversite örneğini verdiğimde temel faaliyetlerimiz neydi? Bizim eğitim vermek, araştırma yapmak. Bir diğeri mesela girişimciliği özendirmek, girişimciliği yaygınlaştırmak. Bir de toplumsal katkı sağlamak, toplumsal sorunun çözümüne katkı sağlamak gibi dört temel faaliyet tanımlamışız mesela biz IB olarak, Ankara Yıldırım Belediyesi Üniversitesi olarak. Şimdi bu temel faaliyetler stratejik eksenlerimiz oluyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Benim üniversite olarak eğitim için ayrı bir stratejim olması lazım. İyi düşündüğüm bir strateji. Araştırma için ayrı bir stratejim olması lazım.
Girişimcilik için ayrı, toplumsal fayda için, toplumsal katkı için ayrı bir stratejim olması lazım. İşte bunları ben düşündüğüm zaman misyonum da ortaya çıkmış oluyor. Ben bunları yapmak için varım. Ben bunları ortaya koymak için varım. Yani siz de kendi şeyinizi düşünürken, sunumunuzu düşünürken lütfen bu soruya cevap verin. Yani benim temel faaliyetlerim neler? Bir de bunların yanında destek faaliyetleri dediğimiz faaliyetler var. İşte insan kaynakları, finansmanla, bürokratik işlerle, kurumun gündelik işleyişini sağlayacak, lojistik destekleri sunacak faaliyetler var. Bunlar da olmazsa olmaz. Fakat bunlar diğerleri kadar stratejik öneme sahip değil. Yani onlar gündelik işleyişin devam etmesi için, operasyonun devam etmesi için destek sunan faaliyetler. Bunları biz misyon diye demiyoruz. Yani bizim üniversitemizde temizlik hizmetleri var, giyecek hizmetleri var, kantin hizmetleri var, ulaşım hizmetleri var. Şimdi bunların hiçbirisi ama bizim var olma nedenimiz değil. Yani biz o kantin hizmetini vermek için bir üniversite kurmuyoruz ya da ulaşım hizmetini vermek için bir üniversite kurmuyoruz. Niye üniversiteyi kurmuşuz? Eğitim, araştırma temel misyonunu yerine getirmek için kurmuşuz. İşte buradaki o ayrıma arkadaşlar sizlerin de iyi yapması gerekiyor. Seçtiğiniz firmanın acaba hangi temel fonksiyonları yerine getirmek için var bu firma? Bunu iyi düşünmek gerekiyor. Bundan bir adım sonrası da her bir stratejik eksen için, her bir temel faaliyet alanı için önümüzdeki 5 yılda biz neler yapabiliriz? Bunları düşünmek, bu 5 yıllık hedefleri belirlemek, bu bilinci, misyon bilincini topluma, sektöre, vatandaşa ve çalışanlara nasıl kazandırabileceğini, nasıl yansıtabileceğinizi düşünmek. Bir sonraki adım da bu. Şu örnekle daha iyi göreceğiz. Şimdi faaliyet alanları demiştik. Şuradaki faaliyet alanlarını hatırlayın. Temel faaliyet alanları demiştik. Bunların her biri için bizim dönemsel hedeflerimiz neler olacak? İşte stratejik plan burada misyonla ilişkisini görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Misyonumuzu biz internet yine gitti herhalde. Sesim geliyor mu? Hocam ara ara oluyor. Bir önceki kadar olmasa da. Tamam devam edelim. Geliyor hocam geliyor. Tamam devam edelim. Devam edeyim o zaman. Şuradaki faaliyet alanları dediğimiz gibi bizim misyon bileşenlerimiz, temel faaliyet alanlarımız. Bunları iyi tanımlarsak hedefleri de iyi tanımlayabiliriz. Bunları yanlış tanımlarsak bu hedefleri de doğru tanımlayamayız. Bu yüzden misyon bildirisi, misyon çalışması önemli bir çalışma olarak önümüze çıkıyor arkadaşlar. Temel olarak ben ne yapıyorum? Bunlar için 5 senelik hedeflerimiz neler? Bu hedefleri önümüzdeki dönem derslerde daha çok duracağız üzerinde. Şimdilik sadece bahsetmiş olayım. Şu anda odaklandığımız bizim şu misyon bileşenlerini belirlemek. Şimdi burada bir sonraki soru da şu. Acaba bu misyonları ben tanımladım, ben bunları yerine getiriyorum ama bunlardan yapmak istediğim mi yeteri kadar yapabiliyor muyum? Mesela bu üst amaçlarım için, üst hedeflerim için yeterli mi bu misyonlar? Ben ekstra bir misyon geliştirmeli miyim bu temel faaliyetlerime? Yeni bir şey eklemeli miyim? Ya da bir diğer ifadeyle şimdiye kadar yapıp da yapmamam gereken benim faaliyetler var mı? Şimdiye kadar yapmayıp da yapmam gereken faaliyetler var mı? Bazı eğer bir kamu kurumuysa mesela teşkilat kanununda yasal değişikliklere ihtiyacım var mı? Kamu kurumu çalışıyorsanız. Ya da dünyadaki diğer benzer kuruluşlarla karşılaştırdığımda kamu kurumlarının özellikle burada önemlidir bu karşılaştırma benchmarking. Özel sektörü de olabilir. Rakiplerinizi analiz edebilirsiniz. Yurt dışı örnekleri analiz edebilirsiniz. Onların tanımladığı yeni görev alanları var mı? Ve ben yeni görev tanımlayabilir miyim? Yani burada da görüyorsunuz temel faaliyetlerimizi biz eleyip dokumaya başlıyoruz. Önceki şeyde belirledik. Şurada ortaya çıkardık temel faaliyetlerimizi. Hangi stratejik eksenlerimiz olduğunu belirledik. Onlara hedefler koyduk. Sonra da düşünmeye başladık. Acaba ben bunlardan hangisini azaltayım, hangisini artırayım, hangisini değiştireyim, hangisinden de kurtulayım? Mesela Emniyet Genel Müdürlüğü'nün stratejik planını yaparken onların şey hizmetleri vardı. Nüfusla ilgili hizmetleri vardı. Pasaport dağıtmak gibi mesela. Pasaportu hatırlarsanız alanınız varsa eskiden gidip biz emniyetten alıyorduk. Ankamon'un oradaki emniyetten alıyorduk. Şimdi burada emniyet bunun büyük bir gereksiz iş yükü olduğunu düşünüyordu. Yani bu pasaport işlerinin, bu belgeleri dağıtmanın polisin işi olmadığını düşünüyordu. Ve bu temel faaliyetini yok etti aslında. Buradan kurtuldu. Bunu nüfus müdürlüklerine devretti bu yetkisini. Onlar veriyor. Şu anda nüfus idarelerinden gidip pasaportunuzu başvuruyorsunuz, oradan alıyorsunuz. Bu şunu gösteriyor. Yani temel bir faaliyet olarak o faaliyet sizin üzerinize tanımlanmış olabilir. O faaliyeti yapıyor olabilirsiniz. Ama ondan kurtulmak da isteyebilirsiniz. Ya bu gereksiz bir iş. Ben bu işi artık yapmak istemiyorum da diyebilirsiniz. Özel firmalar için de bu geçerli. Farklı sektörlerde
faaliyet gösteriyorsunuzdur. Hem üretim yapıyorsunuzdur, hem satış yapıyorsunuzdur, hem pazarlıyorsunuzdur. Bunların hepsi vardır. Şunu diyebilirsiniz, artık üretmek benim için maliyetli. Ben üretimi başka birine devredeyim. Yani üretimi outsource edeyim. Dıştan taşerona yaptık üretimi diyebilirsiniz mesela. Çünkü üretim maliyetlerinde rekabet zor. Çin'le işte ucuz maliyet üretimlerle ben rekabet edemiyorum. En iyisi ben markamı onlara taşerona edeyim. Onlar üretsin, ben satayım. Ben satma, lojistik satış faaliyetlerime odaklanayım da diyebilirsiniz mesela. Bu da şeyin örneği, firmaların bir örneği. Şuradan şöyle bakalım. Şimdi bunu da buraya kadar bir sorumuz var mı bu arada? Temel faaliyetleri anlayabildik mi? Yani biz kendi firmamız için ne yapmamız gerekiyor? Bir soru işareti oluştu mu aklımızda? İyi mi? Bir sıkıntı yok mu? Yok hocam. Tamam. Devam edelim o zaman. Şimdi önemli olan... Buyurun bir şey mi diyeceksiniz? Evet. Ne diyeceksin? Yanlışlıkla oldu. Şimdi peki misyon bildirisi nedir? Yani tüm bunları, tüm konuştuğumuz bu olayları bir cümle içerisinde biz nasıl sunabiliriz? Önemli olan bir soru bu. Acaba nasıl olabilir? Şimdi bu misyon neleri içermeli? Misyon bileşenlerini içermeli, temel hizmetlerimizi, temel stratejik eksenlerimizi içermeli. Bir de üst amaçlarımıza vurgu yapmalı. Stratejik amaçlar dediğimizde amaçlara vurgu yapmalı. Yani ben şunun için yapıyorum demelisiniz. Yani ne için yapıyorsunuz? Belli bir amaçla mı hizmet ettiği? Ses gitti hocam. Sesiniz gitti hocam. Tamam. Değiştiriyorum arkadaşlar internetle. İnşallah süper çalışır. Şu an geliyor mu sesin? Geliyor mu? Görüntü donuk hocam. Çok yavaş. Şu anda geldi mi biraz? Ses geliyor. Ses geliyor. Tamam, ses geliyorsa şeyde gelir inşallah birazdan. Görüntü de gelir. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Misyon bildirisini ne yapacağız? Misyon bildirisi nedir? Bunu nasıl yazacağız? Tek bir cümlede nasıl hale getireceğiz? Burada işte temel faaliyetlerimizi yazacağız. Ve hangi amaçla bu faaliyetleri yaptığımızı yazacağız. Genelde misyon bildirileri işlevsel değil arkadaşlar. Yani sıkıcı, ilhamdan yoksun. Yani kimsenin umursamadığı, birinin yazdığı. Genelde yanlış ifade, yanlış izlenim bırakan misyonlar olabiliyor. Genelde hepsi birbirine benzeyen, duygulara hitap etmeyen, değer taşımayan misyon bildirileri ortaya çıkabiliyor. Şimdi burada misyon bildirisini yazarken biz nelere dikkat etmeliyiz? Mesela birkaç örneğe bakıp örnekten gidebiliriz isterseniz. Çalışacağımız firmalardan örnek verebilir misiniz bana? Mesela hangi firmaya çalışacaksınız? Onların misyonlarına bakalım beraber. Var mı örnek verebilecek onu? Hocam biz ilçe milli eğitimi çalışacaktık Atakan Bey'de. Ankara hangi ilçe? Çubuk olabilir. Atakan Bey Çubuk'ta görev yapıyor. Muhtemelen Çubuk ilçe milli eğitim olabilir. Bakalım onun misyon ifadesi var mı?
Stratejik planı bile varmış hazır. Ondan muhtemelen çıkacaktır. Bu arada ben ülkeyi buldum. İsterseniz ona bakalım yüklerken. Mesela şimdi arkadaşlar şurada misyonu görüyorsunuz. Ülkenin misyonu nedir? Şirketimizde Yıldız Holding'e bağlı tüm şirketler her insanın hangi ülkede yaşarsa yaşasın güzel bir çocukluk geçirme hakkına sahip olduğu inancıyla kurulmuştur diyor. Buraya baktığınız zaman iyi bir misyon mu? Kötü bir misyon mu? Eksik mi? Doğru mu? Mesela bunları düşündüğünüz zaman ne dersiniz? Vizyon, vizyona sonra geçeceğiz. Eksik görünüyor mu hocam? Eksik mi gözüküyor? Başak Hanım siz ne dersiniz? Yani çok romantik. Hı-hı. Yani ben... Hı-hı. Sanki hiç... çocuk işçiler için bir çare bulmuş gibi davranıyorlar. Doğru. Biraz kendi şeylerini açmışlar değil mi? Peki ben bu misyona baktığım zaman ne yaptığını anlıyor muyum ülkeyi? Hiç tanımasam ülkeyi. Anlaşılmıyor bence hocam. Anlaşılmıyor değil mi? Evet. İşte anlamamız lazım. Mesela bunu anlamamız lazım. Şey olarak güzel. Yani vizyoner bir anlayış olarak, üst amaç olarak güzel. Yani şunu söylemiyor. Ben sadece işte abur cubur satmıyorum. Aslında güzel çocukluk anıları satıyorum. Yani sattığım şeyler çocukları mutlu ediyor. Çocukları mutlu etmeyi amaçlıyorum diyor. Bu güzel bir nokta bence. Ama ne yaptığını da, ne aracılığıyla bunu yaptığını da söylemesini bekliyoruz biz. Vizyon ifadelerinde daha etkili olabilmesi için arkadaşlar. Başka bir tane bakalım. Mesela şurada. Kola'nın misyonuna bakalım. Misyon yazmamış. Onlar vizyonumuz demiş. Bakalım bizi tanıyın burada var mı? Vizyon ve değerlerden bahsetmiş. Misyon yazmamış mesela burada. Kim olabilir başka? Neyine bakabiliriz? Başka hangi firmalar var bizim incelediğimiz arkadaşlar? Türk Traktör mü vardı? Evet. Türk Traktör mü? Evet hocam ben baktım ama vizyon görünmüyor. Mesela bakın burada çiftçinin güvenilir yoldaşı olma misyonu diyor. Biraz daha yaptıkları işle alakalı bir misyon olabilir belki kurumsal hakkımızda. Burada ifadeleri de bulamıyoruz ama bazen bir de şuna bakalım bakalım. Çubuk piyana bakalım misyona. Şimdi iki diyor. Evet. Görünüyor mu şu anda mesela şeyin çubuk ilmiyeti? Görülüyor hocam. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş. Bilimsel yöntemler ışığında milli ve ahlaki değerlere bağlı, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgüven ve girişimci nitelikleri taşıyan bireylerin yetiştirilmesi amacıyla gerekli eğitim ortamlarının oluşturulmasını sağlamaya görev verilmiştir. Bu nasıl bir misyon sizce? Bence doğru. Doğru mu? Çok uzun değil mi? Çok fazla şey yok mu? Çok karışık değil mi? Şimdi bu tarz ifadelerde işte bu çok nasıl söyleyeyim beylik sözleri hep sevmiyorum. Yani işte bilimsel yöntemler ışığında milli ahlaki değerlere bağlı evrensel tekniği, bilgi teknoloji üreten yani bunu hangi firmaya koysanız hangi şeye koysanız muhtemelen aynısının altına yazabilirsiniz değil mi? Yani işte nasıl söyleyeyim katılımcı, paylaşımcı bunlar değerler aslında. Misyondan farklı şeyler. Bunlar çalışma ilkeleri. Katılımcı olmak, değerli olmak, şunu olmak, bunu olmak. Aslında buradaki misyon ifadesi belki gerekli eğitim ortamının oluşturulması. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak. Bu ve başka bunun belki kontrolü, denetimi değil mi? Bunlarla ilgili bir misyonu var. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Aslında bunu daha açık bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Süslü cümleler kullanmak yerine. Neyse şimdi burada bu örnekleri görmüş olduk. İyisiyle kötüsüyle.
Şöyle şuradan devam edeyim ben. Neredeydik ya? Şimdi burada biz kendi ifadelerimizde işte şu bahsettiğim o temel faaliyetleri bir kere içermesi gerekiyor. Ne yapıyorum ben? Ne üretiyorum? Ne faaliyetlerim var? Niçin varım? Ne için varım? Bunları üretmemiz gerekiyor. Ne? Çok fazla uçuk kaçık fikirler olması gerekiyor. Gerçekçi olması gerekiyor misyonun. Ne de çok ilhamdan yoksun kuru ifade olması gerekiyor. Yani sadece ben şunu 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 yapıyorum demek de değil. Bir üst amaç. Mesela oradaki ülkenin amacı güzel bir amaçtı. Eksik ama güzel bir amaç. Çocukları mutlu etmek için varım diyor. Yani doğru ama ne yaparak varsın onu da yazsa aslında tam bir misyon ifadesinin misyonunu orada sunmuş olacak belki. Şimdi bu dediğim gibi bu misyon bildirimini iyi yazmak hem temel faaliyet alanlarımızı bizim belirlememize yardımcı olacak hem stratejik hedefleri onun üzerine bina edebileceğiz, onun üzerine oturtacağız. Hem de hangi faaliyetlerimize öncelik vermemiz gerektiğini bu şekilde bileceğiz. Temel faaliyetlerim neler? Yan destek faaliyetlerim neler? Hangileri benim için daha stratejik, daha öneme sahip? Bunu bileceğiz. Ve aslında büyük resmi anlatmış oluyoruz misyonda biz. Hem kendi çalışanlarımıza hem de dışarıya şunu söylüyoruz. Arkadaşlar benim varoluş sebebim bu, benim misyonum bu. Ben bunu yapmaya çalışıyorum diyeceğiz. Ve paydaşlar da bizi daha iyi anlayacak, ne yaptığımızı daha iyi bilecek ve bu kurumla niye birlikte çalışmaları gerektiğini, niye benden ürün almaları gerektiğini, niye benim hizmetimden yararlanabileceklerini anlayacaklar. Aslında temel misyonun şeyi bu. Ne olmalı etkili misyon bildirimleri? Muğlak ve çatışan ifadeler içermemeli bir kere. Anlatılması kolay olmalı. Böyle uzun paragraflarca yazmamak gerekiyor. Misyonları. Okurken insanın yorulmaması gerekiyor. Kurumun yetkileriyle, sınırlarıyla uyum içerisinde olması gerekiyor. Çıktıdan çok sonuç odaklı olması gerekiyor. Bu biraz kamu kurumları için yazılmış bir ifade tabii. Yani tamamlanan dosya sayısı yerine kamu kaynaklarının hukuki düzenlemeleri uygun olarak kullanımını sağlamak mesela diyebilirsiniz diyor. Yani mesela örnek olarak vermiş. Ortak değerleri yansıtmak suretiyle uzun vadede yaygın desteğe sahip olur. Doğru. Yani bu sizin ne yaptığını bilen bir, nereye gittiğini bilen bir firma daha başarılı olur arkadaşlar. Bunu söylemeye çalışıyoruz. İşte bir kurumun yaptığı, sahip olduğu yeteneklerle, kaynaklarla uyum içerisinde olması lazım. Yapamayacağımız bir şeyi misyon olarak yazmamamız lazım. Yani ne bileyim uzay teknolojisiyle ilgili bir firmaysa hani Mars'a gitmek misyonunu başaramayacaksa yazmaması lazım. Yapabilecekse yazması lazım. Belki bu tarz bir uç örnekler vermiş olsam da hani çok fazla bazen şey oluyor. Abartılı cümleler, abartılı hedefler, abartılı misyonlar. Tüm sorunları çözmek gibi böyle. Herkesin sorununu çözmek, bütün Türkiye'nin sorunlarını çözmek gibi bazı misyon ifadeleri olabiliyor. Bunlardan kaçınmak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir de vizyondan bahsedeceğiz biraz. Vizyon ne? Vizyondan farkı ne? Şimdi en temelde misyon bugün anlatıyordu. Biz ne yaptığımızı, niye var olduğumuzu, amaçlarımızı anlatıyorduk. Vizyon geleceği anlatıyor arkadaşlar. Gelecekte nerede olmak istiyorum? Misyon neredeyim? Vizyon gelecekte nerede olmak istiyorum? Mesela burada bizim yine üniversite örneğinden ben vereyim şey özelliği. Şimdi misyonun temel zemin olarak düşünürsek arkadaşlar. Temelde yaptığım faaliyet alanı, bu mavi alan benim faaliyet alanına giriyor. Yaptığım bütün faaliyetler burada sıralayabilirim ben. Vizyon da burada bizim başarı düzeyimiz. Gelecekle ilgili başarı düzeyimiz. Her biri için mesela eğitim, araştırma, toplumsal sorumluluk, girişimcilik gibi temel faaliyetlerimin her biri için benim başarı düzeylerim ne olması lazım? Düşük, orta, yüksek. Ben bunu nerede temin? Ne yaparsam kendimi başarılı sayacağım. Yani uzun vadede ben nereye ulaşmak istiyorum? Hedefim neresi? Bir araba kullanıyorum. Bu arabayı kullanmakla nereye varmak istiyorum? Vizyon. Sadece araba kullanmak için araba kullanılmaz. Bir yere gitme hedefi vardır. İşte bu hedef ne? Bunu aslında soruyor vizyon. Gelecekte ne olmak istediğimize dair resmi bir cümle. Bundan bahsediyoruz. Vizyon genel başarı fikrimizi veriyor. Yani ne yaparsak biz başarılı sayılacağız. Ve buna göre, algılanan sonucumuza göre enerji ve kaynak dağılımımıza bizi rehberlik ediyor aslında. Duygusal bir bağ da yaratmalı bu vizyon. Nasıl anlatabiliriz bunu? Mesela Tesla firmasının vizyonu
işte Mars'ta insan yaşamını sağlamak. Yani Mars'ta insan göndermek, orada insan yaşamasını düzenli hale getirmek. Şimdi bu vizyon uzak bir gelecekte de olsa, zor da olsa bir motivasyon kaynağı sağlıyor değil mi? Hem firmaya hem çalışanlara hem de çevresindeki paydaşlara müthiş bir motivasyon sağlıyor. Ve bütün dünyada bu çalışmaları yapıyorlar. Onun dışında mesela şeylerin vizyonuna baktığınız zaman, bizim savunma sanayimizin vizyonuna baktığınız zaman, işte bu insansız hava araçları, SİHA'lar, İHA'lar, milli muharip uçaklar, onların vizyonuna baktığınız zaman da onlar da Türkiye'nin bağımsız bir savunma sanayisinin, savunma şeyinin olması için çaba sarf ediyorlar. Zor da olsa bunu başarmak için güzel adımlar da atıyorlar. Bu da bir motivasyon sağlıyor insanlara. O vizyonla hareket ediyorlar. Yani ilk SİHA'yı yaptıklarında belki çok şey bir seviyede, yani az gelişmiş bir seviyedeydik ama şu anda büyük aşamalar kat ettik. Daha da büyük vizyonlar var. Bu vizyonlar sayesinde bu başarılar oluyor aslında. Ve bu da duygusal bir bağ da oluşturuyor insanlara, çalışanlara ve paydaşlara ve müşterilere arasında. İşte bu vizyonu sunabilmek gerekiyor. Bu vizyon doğrultusunda hedefleri geliştirebilmek gerekiyor. Şimdi en önemli bileşenlerden birisi bir stratejik plan çalışmasının. Çünkü kurumun misyonda yansıtılan varoluş amacı çerçevesinde hedeflenen gelecekteki duruma işaret ediyoruz biz. Yani ben şunu yapmak için varım, benim amacım bu ve ulaşmak istediğim hedef, o amaca ulaştığımda şöyle anlayacağım. Nasıl anlayacağım o amaca ulaştığımda? Şu şekilde anlayacağım. İşte vizyon bu. Ve vizyon biraz başarı odaklı. Vizyon biraz daha afaki olabilir. Vizyon biraz daha başaramayacağımız bir şey olabilir. Yani misyon gibi çok gerçekçi olmamıza gerek yok. Çok büyük şeyler buraya yazabiliriz. İddialı şeyler yazabiliriz. Çünkü bu bir değişim ve esin kaynağı olması lazım. Kurumun içinde. Kurumun yönünü belirtmesi lazım çalışanlarına. İnsan aklının tasarlayabildiği kadarını elde eder. Çok doğru bir söz. Hakikaten firmalarda da bu vizyon meselesi, hayyüllerin, yani hayal gücünün, isteğin, nereye varmak istediğini bilen bir insanın, bilen bir yöneticinin attığı adımlarla halaletten günübirlik işlerini yaparak firma yöneten kişilerin başarısı aynı olmuyor. Yani siz vizyonsuz olarak günübirlik işlerle bir yönetim sergiliyorsanız başarı burada tesadüfi oluyor arkadaşlar. Yani başarılı olabiliyor firma, başarı sağlayabiliyor ama sürekliliği genelde olmuyor ve başarıyı tesadüfi olarak yorumluyoruz. Ama belli amaçlar doğrultusunda 10 seneyi, 15 seneyi, 20 seneyi, 25 seneyi planlayarak bir insan firma yönetiyorsa işte biz buna vizyon diyoruz arkadaşlar. Bu vizyonun ne kadar gerçekçi olduğu, ne kadar doğru olduğu da zaten başarıya göre ortaya çıkıyor. Burada işte başarıyı biz nasıl tanımlayacağız ve başarıyı gerçekleştirmek için hangi şartları sahip olmamız gerekiyor? Bu iki unsur önemli. Evet, temel soru. Şimdi yine vizyonu oluştururken temel sorulara geldik. Neredeyiz? Misyon. Misyon ifadesi. Nereye gitmek istiyoruz? Vizyon ifadesi. Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? Stratejik hedefler, amaçlar. Şöyle gösterelim. Bir de. Bir dakika. Neredeydi o? Evet, şöyle göstereyim. Şimdi neredeyiz? Bu okun en başındayız arkadaşlar. Şuradayız. Birinci 5 yıllık stratejik planı yapıyoruz şu anda. Mesela siz de 5 yıllık stratejik plan yapacaksınız firmanız için. Biz buradayız. Nereye varmak istiyoruz sorusu bizim sadece 5 yıllık bir sorumuz değil arkadaşlar. Bu bizim belki 20-25 senelik bir sorumuz. Yani ideal gelecek tanımımızla alakalı bir şey. Şu andan ben bu ideal geleceği tanımlayabilir miyim? Ne kadar tanımlayabilirim? Bu çok zor. Tabii ki gelecek değişecektir. Tabii ki beklenmediği şeyler olacaktır. Ama en azından bir hedefim var. Kafamda bir hedef varsa bu bana doğru politikalar geliştirmemi ve değişimlere daha rahat ayak uydurmamı sağlayabilir. Mesela ben teknolojideki gelişimi görüyorsam, teknolojinin getirdiği imkanları iyi takip edebiliyorsam, firmalara sunduğu şartları, firmalara sunduğu kolaylıkları ortaya koyabiliyorsam bu benim için harika bir şey. Çünkü ona yönelik adımlar atarım, ona yönelik stratejiler geliştiririm, faaliyetler geliştiririm ve sonunda da başarım artar. İşte buraya gidişim nasıl olacak sorusu da bu vizyoner hedeflerle. Yani 5 yılın ötesindeki büyük hedeflerle olabilir yani. İşte Tesla örneğinde verdiğimiz gibi, Mars'a çıkmak hedefi gibi. İşte bizim yine savunma sanayindeki bağımsızlık hedeflerimiz gibi. Ne kadar zor olsa da Türkiye'nin bağımsızlık hedefi var askeri alanda.
bunun için hareket ediyor. Bunun için teknolojik imkanlardan yararlanıyor değil mi? Bunun gibi hedeflerden bahsedebiliriz. Şimdi şurada misyonla vizyon arasındaki fark ne peki? Bunlar çok birbirine yakın şeyler demiştik. Farkların üzerinde biraz duralım. Bu tablo o anlamda güzel bir tablo. Tavsiye ederim buna bakmanızı, misyon vizyon ifadelerinizi yazmayı denerken. Misyon bugünü yansıtacak, mevcut durumu yansıtacak. Vizyon bize yarını gösterecek. 5 yıllık plan zaman diliminin ötesini işaret edecek. Yani 5 yılda yetinmeyeceğiz. 20 yılda, 30 yılda, 40 yılda, belki 100 yılda düşüneceğiz. Misyon temel faaliyetlerimizi belirliyor. Vizyon gelecekte ulaşmak istediğimiz yeri, pozisyonu. Market pozisyonu olabilir. Mesela pazar lideri olmak isteyebilirsiniz siz. Bu çok zor bir şeydir ama vizyonunuzdur. Olabilir. Uluslararası piyasada belli bir yere gelmek istiyor olabilirsiniz. Uluslararasılaşmak, global bir marka haline gelmek istiyor olabilirsiniz. Bu bir vizyondur. Kolay bir şey değildir. 5 senede olacak bir şey değildir. Ama olabilir. Gibi. Misyon genelde kamu kurumları için kanunlar tarafından misyon sınırları çizilir. Özel sektör için de misyon sınırları yine şeyde sınırlıdır. Ürettiği, yaptığı temel faaliyetlerle sınırlıdır. Yani yapmadığı bir şeyi misyonuna eklemez. Yani o anda ne yapıyorsa olur yani. Ama vizyon işi bir kanun, bir yapı meselesi değil, bir sınır meselesi değil. Liderlik ve yönetim işidir. Yön verme işidir yani. Arabaya yön verme işidir. Misyon performansı belirlemeye, performansı ölçmeye yarar. Çünkü misyonunuzu belirlediğiniz zaman ona göre hedefleri koyuyorsunuz. Ona göre kendinizi test ediyorsunuz. Acaba ben doğru yerde miyim, doğru yapıyor muyum? Vizyonda stratejik bakış açısını, karar ölçütlerini belirlemeye yarar. Biri, yaptığınız faaliyetlerdeki performansı ölçmeye yardımcı oluyor. Vizyon, stratejik olarak sizin gelecek vizyonunuzu ortaya koyuyor. Tekrar böyle bir daha bakalım bunlara. Vizyon, nereye doğru gidiyoruz, nerede olmalıyız? Misyon, niye varız, neyi başarmak için varız? Stratejiler, bunu hangi yolda yapabiliriz? Organizasyon, yani firma içindeki örgütlenme, nasıl bir yapıyla biz bu işi başaracağız? Ve getirecek yararlar, hedefe vardığımızda alacağımız toplumsal, sektörel, vatandaş yararları nelerdir? Burada da birkaç farklı yöntem de var. Onlardan da hızlıca bahsedelim. İşte bu biraz ideal geleceğin belirlenmesi meselesinde ana sorular neler? Yani ideal gelecek de diyorsunuz ama bu nedir hocam? Yani nasıl ben ideal geleceği tahayyül edebilirim bir firma için? Şu soruları sorarak bunu yapabiliriz, başlayabiliriz yani. Toplumsal, sektörel, vatandaş ve kurumsal olarak bunlardan herhangi biri de olabilir, sadece bir tanesi de olabilir. Ben uzun vadede neyi ideal olarak başarmayı düşünüyorum? Nasıl farklı bir sektör istiyorum? Nasıl farklı bir kurum istiyorum? Nasıl farklı bir vizyon, vatandaş vizyonu, müşteri vizyonu bekliyorum? Yani dönüştürücü vizyonel hedeflerimiz neler? Vizyonel projelerimiz neler? Yani sektörü tamamen değiştirecek vizyonel bir altyapım var mı? Yani mesela üniversite olarak bu online eğitime geçtik. Online eğitimle ilgili benim bir vizyonum var mı? Pandemi işi bittikten sonra ben online eğitimle yatırım yapmaya devam edecek miyim üniversite olarak, kamu kurumu olarak? Burada ön plana çıkmaya çalışacak mıyım? Bu vizyon meselesi. Kimse sizi zorlamıyor, devlet sizi zorlamıyor. Pandemi bittikten sonra online eğitim yapın diye. Fakat müthiş bir imkan olduğunu görüyorsunuz. İnternet üzerinden ders vermenin. Acaba ben bunu nasıl devam ettireceğim? İleride böyle bir üniversite gençliği düşünüyor muyum? Mesela. Ya da açacağım bölümden hangi bölümler olacak? Teknolojiyle ilgili hangi bölümleri ben üniversitenin şeyine kazandıracağım? Gibi soruları düşünebiliriz burada. Bunlardan biraz bahsettik. Bunları geçeyim. Şundan da bahsettik. Yani 1, 2, 3, 4, 5 senelik değil, 5, 10, 15, 20, 25 senelik bir gelişim planı aklımızda bulunması gerekiyor vizyoner hedefler açısından. Yine benzer bir gösterim burada da var arkadaşlar. İşte 5 yılın üzerindeki hedeflerimiz bizim işte vizyoner hedef olarak tanımladığımız şeyler. Bunu vizyon bildirisinde de ortaya koyabiliriz arkadaşlar. Dönemsel hedefler burada 5 yıl içerisinde gerçekleşecek hedefler. Biz bunları bekliyoruz stratejik planlamasını yazmanızı. Vizyonel hedeflerde bunların ötesine geçen büyük hedefler. Ne gibi? Mesela Türkiye'nin işte 2023 hedefleri vardı. Mesela bu 2023 hedefleri ne zaman ortaya konmuştu? Belki 15-20 sene önce değil mi? İşte bu vizyonel bir hedef olduğunu ortaya koyuyor. Ya da şu anda mesela Ay'a insan gönderme gibi bir hedef var. Uzayda olmak gibi bir hedef var. Bu 5 senelik bir hedef değil. Yani bu daha
ötesinde düşünülen bir hedef. Evet. Bundan sonrakiler biraz daha farklı olanlar. Şunu yapabilirsiniz. İleri veya örnek kurumlarla karşılaştırabilirsiniz kurumunuzu. Dersiniz ki ya ben Türkiye'de şu işi yapıyorum. Aynı sektörde Amerika'daki firmalar ne yapıyorlar? Ne gibi farklı temel faaliyet alanları var? Ne gibi farklı vizyonları var? Ben o vizyonları taşıyabilir miyim? O vizyonları kabul edebilir miyim? Yani onların teknoloji vizyonları neler? Toplum vizyonları neler? Sosyal medya vizyonları neler? Ben bunlara ne yapabilirim? Aynı şekilde kamu kurumları için de bu geçerli. Yani bir belediyedir, bakanlıktır. Bunların dünyada da örnekleri var. Yani bunu ilk defa biz yapmıyoruz. Yani sizin firmanızın karşılaştığı sorunlara sadece Türkiye'deki firmalar karşılaşmıyor. Bütün dünyada karşılaşıyorlar. E peki burada kurumumuzu bunlarla karşılaştırdığımızda onların başarıları neler? Bizden farkları neler? Bizim onlara karşı üstünlüklerimiz neler? Belki biz daha iyiyiz onlara. Değil mi? Bir sektörel anlamda bir eğilim varsa, bir gelişim evrim çizgisi varsa biz o aşama hangi aşamadayız acaba? Biz başarılı mıyız, başarısız mıyız, ileride miyiz, geride miyiz? Bunlar önemli sorular. Bunları da düşünebiliriz arkadaşlar. Önemli çünkü ipuçları verir. Başka kurumların, rakip firmaların stratejilerini araştırmak, onların stratejik planlarını okumak ciddi ipuçları verebilir firmanın geleceği için. Üst belgeler dediğimiz kamu kurumları için geçerli bir şey. Özel sektör için geçerli değil. Mesela ilçe milli eğitim müdürlüğü yapacak arkadaşlarım bu üst belgeleri incelemesi gerekiyor. Çünkü o üst belgelerde devlet kanunla onlara belli sorumluluklar yüklüyor. Yani misyonunuzu sizin devlet tanımlıyor. Hiçbir kamu kurumu kendi misyonunu genelde kendisi tanımlamıyor. Devlet ona şunu 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 yapmak için ben seni kurdum diyor. Kanunla beraber resmi gazetede yayınlanıyor. O kurum faaliyete başlıyor. Bu üst belgeler neler? Bu üst belgeler ne tür sorumluluklar yüklüyor? Ve biz stratejimizi bunlarla nasıl uyumlaştırabiliriz? Bunu da kamu kurumu çalışan arkadaşlar özellikle stratejik anlamda düşünmesi gerekiyor arkadaşlar. Bir de senaryolar var. Senaryoda şu demek, biz ideal bir gelecek tanımı yaptık ama bu gelecekte tabii bilinmezlik daha fazla olduğu için acaba ben her türlü şeye hazır mıyım? Her türlü senaryoya hazır mıyım? İyi senaryo, ortalama senaryo ve kötü senaryo diye 3 senaryo genelde tanımı yapılır arkadaşlar. Bunu da böyle düşünebiliriz. Yani farklı farklı senaryolarda ne yapacağım? Yani bir ekonomik kriz olması durumunda, kötü duruma gitmesi durumunda ben hangi stratejileri benimseyeceğim? Her şeyin çok iyi gittiği durumlarda, her şeyin beklendiği gibi olduğu durumlarda nasıl stratejimi devam ettireceğim? Vasat olma durumunda ne yapacağım gibi. Ya da farklı trendler olabilir mi gelecekte benim sektörümde? Onlarla ilgili ben ne düşünüyorum? Kontrol dışı güçleri bile tanımlıyorum ve burada bunlara göre alternatif yollar belirliyorum. Evet, bunlardan bahsettik. Vizyon bildirisinde de bahsettik. Değişim olacak vizyonda motive edecek insanları açık, etkileyici bir vizyon olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Sorumuz var mı arkadaşlar bu misyon vizyonla ilgili? Anlayamadığımız bir şey var mı acaba? Benim yok hocam. Şöyle yapalım o zaman. Haftaya kadar arkadaşlar herkes kendi kurumuyla ilgili bir misyon ifadesi ve bir vizyon ifadesi çalışsın. Derste bunu tartışarak başlayalım, olur mu? Misyon ve vizyon ifadesi yazmayı deneyelim. Mümkünse hali hazırdakilere bakabiliriz. Yani kurumun kendi yazdığı misyon ve vizyon ifadelerine bakabiliriz. Ama onları da eleştirelim. Yani hocam onlar böyle yanlış ama bence şu eksikti. Biz şöyle bir şey öneriyoruz diyelim. Ve burada onu tartışalım. Olur mu? Tamam hocam. Tamam hocam. Herkes yazsın. Hatta ben bir Excel formu paylaşırım sizinle. Online Excel formu. Oraya yazarsınız. Dersleri onun üzerinden tartışırız. Olur mu? Olur hocam. Haftaya Ramazan başlıyor bu arada. Hayırlı olsun herkese şimdiden. Sağ olun. Tam iftar var. Saatte nasıl ayarlayacağız hocam? Evet, ben de onu sormak istiyorum size. Önceden mi yapalım dersinizi, sonradan mı yapalım iftardan sonra? Hocam, öncesinde işte oluyoruz ama nasıl yaparız bilmiyorum. Öncesinde işte oluyorsunuz. Yine bir toplu halde düşünelim. Ortak karar vermeye çalışalım. Olur. Sonrasında yapalım isterseniz. Şimdi uygun olduğunuz. 8:30 gibi de başlayabiliriz eğer uygun görürseniz. Hani iftardan sonra başlayıp öyle de yapabiliriz dersimizi. O da olur. Eğer erken bitiyorsa işiniz daha erken yapın. İftardan beklemeye de biliriz yani. İftardan sonrasına bırakmaya hocam da. Şöyle en etkin insanlar 7'de evde oluyor. 6:30'da 7'de gibi evde olanlar var. Hmm. İşte iftarda derken
İftardan sonra olabilir hocam ya. İftardan sonra... sonrası en uygun bence de. Tamam. Tamam inşallah. O zaman öyle yapalım. 8.30'da başlayalım. Uygun mudur? 7.30'da iftar oluyor yanılmıyorsam. 7.30, 7.35 gibi iftar oluyor. 8.30'da biz dersimize başlayalım inşallah. Olabilir. Tamam hocam. Sağ olun hocam. Öyle yapalım inşallah. Allah şimdi tamam hocam. Ramazan oruçlarında. Sağ olun sizin de. İnşallah. Sağ olun hocam sizin de. Tamam haftaya görüşürüz o zaman inşallah arkadaşlar. Görüşürüz hocam. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam.